Kanal isminin anlamı üzerine sizlerden çok kez sorular geliyor. Kod Kahve isminin doğuşu yazılıma duyduğum ilgiden gelse ve başlarda kanalı buna göre tasarlama fikrim olsa da şu an kanalımızın konseptinin programlamayla herhangi bir ilgisi yok. Ancak Kod Kahve isminin anlamı bilgisayar kodlarından sıyrılmış ve her türlü yapımın kodu olacak şekilde revize edilmiş durumda. Takdir edersiniz ki kodlar sadece bir bilgisayar programında yer almaz. Bugün de sizlerle çizgi filmlerin içerisine gizlenmiş kodlardan birisini ele alacağız. Tersten mesajlar. Sadece çizgi filmler değil, her türlü yapımın içinde gizlenmiş kodlar bulunabiliyor. Easter egg'ler, göndermeler, şifreler ve belki de en ilginci olan tersten mesajlar. Evet, bugün ele alacağımız konu bir videoyu tersten oynattığımız zaman duyduğumuz anlamlı cümleler. Bir oyun veya bir çizgi dizide yer aldığı zaman bu türden bir mesajı anlamak neredeyse imkansız olabiliyor. Ancak birisi özellikle zamanını ayırıp tüm klipleri tersten oynatırsa bir şeyler bulabilir. Bu durumun yaşanması için de dizinin gizemli bir yapısının olması ve izleyicinin de meraklı ve tutkulu bir hayran olması gerekiyor. Bu videoda bahsedeceğimiz şifrelerin bazıları ürkütücü, bazıları ise rahatsız edici gelebilir. Ancak bu mesajların bir çizgi filmde yer almasının nedenini ben de sizler gibi merak ediyorum. Yani zaten bu mesajları izleyicilerin anlaması imkansız. Eğer tersten konuşma gibi sıra dışı bir yeteneğiniz yoksa tabii. Nasıl olduğunu onlar da bilmiyor ama Ankara'da bir aile Türkçeyi tersten konuşarak anlaşıyor. Wow. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the... İlk bahsedeceğimiz çizgi film Popeye the Sailor Man ya da bildiğimiz ismiyle Temel Reis. Bu çizgi filmin yapım tarihi göze alındığında böyle sıra dışı bir ayrıntıyı kimse beklemez sanırım. Ancak Temel Reis'in intro müziğine yerleştirilmiş bir tersten mesaj bulunuyor. Yani en azından bulunduğu iddia ediliyor. Şimdi Temel Reis'in orijinal giriş müziğini biraz dinleyelim. Bence düz hali bile kulağa oldukça tuhaf geliyor. Çok garip bir ses tonu ve biraz da rahatsız edici. Buna rağmen şarkının sözleri son derece masum. Tersten oynatınca ise küfürlü ve biraz edepsiz anlamlar çıktığı söyleniyor. Bu tersten mesajlar İngilizce'de aklınıza ilk gelen kötü kelimeler. Kanalda yayınlamayı uygun görmedim ancak siz isterseniz YouTube'da Backward Messages in Popeye diye aratarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Steven Universe. Bu dizinin adını çokça anmaya başladık değil mi? Boş bir çizgi dizi değil kesinlikle. Bu videoda yer alması da dizinin kalitesini gösteren işaretlerden birisi bence. Dizinin Indirect Kiss isimli bölümünde Amethyst bazı kısımlarda tersten konuşuyor. I'm not gonna get any words. Dizi bu sahneleri gerçekten tersten kayıt alarak yerleştirilmiş. Burası gerçekten takdir edilesi bir nokta. Peki sizce bu sahnelerde Amethyst ne demiş olabilir? İlk önce dizide yer alan haliyle dinleyelim. Şimdi de ters çevirelim bakalım. Hey guys, what are you doing on the beach? Diğer bir sahnemiz de bu. Kulağa garip geliyor değil mi? Make it cry. You gotta cry on its own if your body can't. Hey. Minds are coming to life and they're gonna kill Steven, just so you know. Don't worry or anything. I'm good.
Böyle bir video hazırlama gereği duymama sebep olan dizi tabii ki de Esrarengiz Kasaba. İçerisinde her türlü şifreleme bulunsa da tersten mesaj işini bir üst seviyeye çıkaran yapım. Hepimiz hemfikiriz ki Alex Hirsch bu konuda yetenekli bir isim. Dilerseniz sırayla bu diziye yerleştirilmiş tersten mesajları inceleyelim. Öncelikle introya birçok kez tersten mesaj eklenmiş. Bunları hızlıca bir görelim. İşte hepinizin bildiğini tahmin ettiğim sahne. Şimdi diğer sahnelerin önce normal halini, sonra da tersten oynatıldığında karşımıza çıkan hallerini izleyelim. Sizler için Türkçe anlamlarını da yazacağım. Videodaki en büyük pay vereceğimiz dizi Esrarengiz Kasaba'ydı ve benim bulabildiğim geriye mesajlar bunlardı. Atladığım kısım var mı bilemiyorum, yorumlarda yazabilirsiniz. Tersten mesajlara en fazla introlarda ya da outrolarda rastlıyoruz. 2000 yapım çizgi film The Grim Adventures Billy and Mandy'nin de final bölümünde kredi sahnesinde tersten yerleştirilmiş bir mesaj bulunuyor. Tabi anlamlı ya da bizi heyecanlandıracak türden bir mesaj beklesek de dizi yerleştirdiği tersten mesajla adeta bizi trollüyor. Çocukluğunda bu dinozoru izleyen kişiler umarım bu videoyu izliyordur. Benim kimi zaman karşıma çıkıyordu, gerçekten enteresan bir karakter. Bölümleri genelde çocuklarla şarkı söyleyip dans ederek ilerliyordu. Bu çocuk programı zamanında Amerika gibi yerlerde ülkemize nazaran çok daha popüler hale geldi ve bu yüzden çeşitli iddialara da maruz kaldı. Dinozor Barney'nin giriş müziğini tersten oynattığımızda... Barney çok nazik, biz onunla uyuruz ve biz onunla daha ileri bir anlamda laflarda çıkıyor. Evet, bu anlamlar Barney'nin müziğini tersten oynattığımızda karşımıza çıkıyor. Peki bunlar ne kadar doğru? Video içinde yer alan Esrarengiz Kasaba ve Steven Universe gibi diziler zaten tersten mesaj yaptıklarını kabul ediyorlar. Ve bunu eğlence için yapıyorlar. Zaten verdikleri mesajların hiçbiri rahatsız edici cinsten değil. Ancak Barney ve Temel Reis'in introlarında yer alan anlamlar kabul edilebilir türden değil. Yine de bunların gerçekten kötü niyetli birileri tarafından gizlice konulduğunu düşünmek zorunda değiliz. Klipleri tersten oynatınca karşımıza çıkan sesleri tesadüf eseri bazı kelimelere yorabiliyoruz. Yani tüm bunlar tesadüf olabilir. Diğer bir ihtimalle klipleri tersten oynatan kişilerin seslerde çarpıtma yapması diyebiliriz. Sadece Barney değil, birçok yapıma bu anlamda suçlamalar ve karalamalar yapılabiliyor. Suçlamaların haklı olup olmadığına karar vermek güç. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
spin.